Yayından önce seninle paylaştım ama izleyicilerle de paylaşmak istiyorum. Bugün seninle yayına gireceğimi okuyan bir izleyicimiz aradı beni. Önemli biri, önce onu söyleyeyim. Seçil Erzan'la ilgili çok özel bilgiler anlattı. Hemen onu söyleyeyim. Bir, Seçil Erzan'ın ilk avukatı bizzat Denizbank tarafından tutuluyor. İlginç bir ayrıntı var orada. Denizbank'ın avukatı emniyetteki ifadeye giriyor. Yani Seçil Erzan'ın ilk ifadesiyle sonraki verdiği ifadeler arasındaki fark aslında Denizbank avukatının Seçil Erzan'ın yanında neyi konuşup neyi konuşmayacağı ile ilgili dikte ettirmesinden kaynaklanıyor. Sonra Seçil Erzan Denizbank avukatını feshediyor ve bir başka avukat devreye gidiyor. Çok önemli bir avukat. Nedir o? Seçil Erzan'ın aşkı, Seçil Erzan'ın nişanlısı olan Candaş Güroğlu'nun hukuk bürosundan Nazan isimli bir avukat. Soyadını vermeyeceğim. Nazan isimli bir avukat devreye giriyor. Ancak Nazan isimli avukat da bu ceza davaları konusunda uzman değil. Ve Seçil Erzan bir avukat arayışına başlıyor. Üçüncü bir avukatla cezaevinde bir görüşme yapıyor. Bu olayların nereye kadar gideceğini ve çok detaylı bilgiler anlatıyor. Candaş Güroğlu'na nişanını atması bir formalite. Önce onu hemen söyleyeyim buradan. Şöyle ben de kendimi şöyle alayım şimdilik. Candaş Güroğlu'na nişanını atması formalite. Hala sevgililer ve hala ilişkileri çok iyi. Nereden çıkarıyorum bunu? Çünkü tutulacak üçüncü avukatın parası yaklaşık 2 milyon TL civarında ve Candaş Gürol ödemek üzere üstleniyor bunu. Yani deniliyor ki bu parayı Seçil Erzan diyor ki parayı şey verecek. Candaş Gürol verecek. Bakın ilişkiler hala devam ediyor ve aynı zamanda da bu ilişkiler devam ederken biz kamuoyunda magazin boyutunda nişanın atıldığı konusunu konuşuyoruz. Şimdi Çorlu'ya gitme hikayesi var biliyoruz Seçil Erzan'ın. Seçil Erzan'ın Çorlu'ya gitmesinin temel nedenlerinden biri Seçil Erzan intihar etmek üzere gidiyor Çorlu'ya. Bu arada banka yetkilileri Seçil Erzan'ı geri çağırıyor ve işte İstanbul'un en önemli ilçelerinden birinde yeniden bir banka müdürlüğü veriyor. Ve bu arada çok ilginç Fatih Terim meselesi var biliyorsun. Kilit isimlerden bir tanesi. Fonun ismi de Fatih Terim Fonu. Ve bu fonun aslında olmadığını buraya para yatıran herkes biliyor. Ortalıkta bir fon yok. Ortalıkta aslında yüksek faiz ödemesi var. İlginç bir şekilde İstanbul'daki tefeciler topladıkları paraları Seçil Erzan'a getiriyorlar. Daha yüksek faiz alabilsinler diye. Yani bir anlamda Seçil Erzan tefecilerin tefecisi oluyor. Yani barona dönüşüyor. Baroniçe'ye dönüşüyor. Bu arada Fatih Terim'in bir 300 bin dolar meselesi var biliyorsun. Seçil Erzan 300 bin doları 4 yıl boyunca yönetiyor. Yani iddia olarak söyleyeceğim gazetecilik açısından ama yani işin bir başka boyutu çünkü buradan hemen bir çağrı da yapacağım. 4 yıl boyunca yönetiyor ve Fatih Terim'e ödediği para yaklaşık olarak 5 milyon dolar. Bakın 300 bin dolar karşılığında alınan para 5 milyon dolar. Seçil Erzan'ın ifadesiyle söylüyorum. Diyor ki tam 4 yıl boyunca Fatih Terim'e ben baktım. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki aldığı gayrimenkulleri de ben aldım. Bakın şimdi buradan demin sen çok güzel bir şey söyledin. Bu davanın savcısının yapması gereken Fatih Terim de dahil olmak üzere ismi geçen ifadede ismi geçen herkese gözaltına aldırmak ve iddianamenin birer şüphelisi haline dönüştürmesi gerekiyor. Çünkü ortada bir tefecilik var. Ortada kayıp olan bir para var. Ve Seçil Erzan'ın aldığı paraları da tefecilere kaptırması var. Şimdi eğer gözaltına alınırsa Fatih Terim çok açık net bir şey de söylüyorum ve diğer futbolcular da dahil olmak üzere diğer isimleri geçen isimler de hatta ilginç. Florya Denizbank şubesinin sahibi çok ünlü bir tefeci. O çok ünlü tefeci Türkiye'nin çok derin adamıyla çok derin ilişkilere sahip. Ve yine bir emniyet müdürü tarafından korunduğu iddialar söz konusu. Eğer şey yapılırsa bu gözaltılar yaşanırsa ve Seçil Erzan'ın
Son 5 yıldır kullanmış olduğu telefondaki WhatsApp yazışmaları, mailleri açığa çıkarılırsa aslında Seçil Erzan'dan para alanlar, milyon dolarlar alan, aynı zamanda kayıp paraları olan insanların da paralarının kimde olduğu da ortaya çıkacak Erk. Böylelikle bu boyutu da anlatmış olayım. Ya en azından bakın şöyle bir şey oluyor değil mi? Gazeteciler bu işi sorguluyor. Bu işin buralardan sorgulanması gerekiyordu. Yani şu boyuta gelmiştir işler artık. Aklanmak gerekir buralarda. Yani bu işlerin hani evet derin ilişkilerle bağlantısının bakılması gerekiyor. Bir. İkincisi de hani biz ya elimizde bir tek futbol kaldı. Bu işler böyle sürerse toplumun bu hassasiyeti, bu sevgisi de bitecek. Yani ülke her yönden çöle dönüşüyor. Buraların artık kimsenin kafasında bir biçimde şaibeler kalmadan temizlenmesi gerekiyor. Yani bu kadar artık olmaz. Yani Türkiye gerçekten ya bir felakete sürükleniyor. Yani çok acıdır ki bir felakete sürükleniyor. Sonrasında başka bir şey daha var. Ya bunlar tartışılacak meseleler değil. Kayıtsız bir para var ortada. Buralardan bir işlem yapılması gerekiyor. Bir sorgulama biçimi ortaya konması gerekiyor. Sonra bunlar yapılmazsa bunlar demek ki alışkanlık haline dönüşecek meseleler olacak. Ya bunlar öyle bir şey olacak ki normalleştirdiğimiz meseleler olacak. Ya bunları niye normalleştirelim yahu? Şimdi Söyleyebileceklerim bunlar. evet yani tabii baştan da söyledin aslında bu tür konuların konuşulması diye baktığında buna fenomenler de dahil olmak üzere aslında Türkiye'nin ana gündemlerinden çıktığımız düşünülüyor ya da çıktığı düşünülüyor ve doğal olarak iktidarın da bu tür gündemlerin tartışılmasıyla aslında dikkati başka yöne çektiği düşünüyor. Aksine ben tersinden de bakıyorum. Evet doğru bir bakış açısı ama bir de tersinden bakmak gerekiyor. Bunları konuşurken aslında iktidarla ne kadar bağlantılı olduğunu, son 22 yıllık ortaya çıkmış düzenle, sistemle ne kadar ilgili olduğuna dikkat çekmek gerekiyor ve ayrıntıları anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Yani gazetecilere de, siyasetçilere de böyle bir sorumluluk düştüğünü düşünenlerdenim Erk. Ya doğru, bunları konuşmak elbette gerekiyor. Bunları anlatmak elbette gerekiyor. Ama söylediğin gibi bağlamından kopuk bir biçimde bunları aktarmamalıyız topluma. Yani devletin petrol ve maden gelirlerindeki hakkının %20'sinin Aile ve Gençlik Fonu'na aktarılacak olmasında bana kalırsa bu işlerin içerisinde ve sistemin ne kadar rezil hale getirildiğiyle ilgili olarak konuşmak durumundayız. Burada çeşitli tuzakların olduğunu da düşünüyorum. O tuzaklardan biri nedir biliyor musun? Şudur. Yani ihaleler birilerine bırakılacak, vitrine birileri konacak. Bu çalışmalarla beraber AKP iktidarı yerel seçim, hatta yerel seçim sonrasında oluşacak yeniden konuşmaya başlayacağımız tekrar Cumhurbaşkanlığı sistemine de çok rahat bir biçimde yol alacak. Anayasayı da çok rahat yapacak. Bakın şunu çok açıkça ifade etmek isterim. Anadolu Ajansı'yla aynı haberi yapmaktan şüphe duyar oldum. Çok net bir şey söylüyorum yani. Ya Anadolu Ajansı hiçbir zaman bizim haberlerimize itibar etmedi. Şimdi ne oldu ben merak ediyorum. İnşallah ben kötü niyetliyimdir yani. Ya da Takvim Gazetesi ya da diğerleri belki ben kötü niyetliyimdir bilmiyorum ama burada bambaşka bir tuzağın olduğunu da düşünüyorum. Kesinlikle yani bu özellikle hem fenomenler meselesini hem bu meseleyi iktidar medyasının tartışıyor olmasına dikkat çekiyorsun aslında. Başkaları da dikkat çekiyor. Onlar hangi alan nereden tartıştıklarına bakmak gerekiyor. Onlar nasıl bir yerden tartışıyorlar ve ne yapmak istiyorlar? Aslında biz nereden tartışmalıyız, neye dikkat çekmeliyiz diye iki temel ayrıntıya Çok açık dikkat bir çekmek şeye, gerekiyor. çok açık bir şeye dikkat çekmek durumundayız. Bak çok net bu ya. Yani bunun için böyle çok alim olmaya, hani çok araştırmacı gazeteci olmaya falan gerek yok. Ya Dilan Polat, Engin Polat konuşulduğu için buradan alalım. Dilan Polat, Engin Polat
Böyle gökten zembille mi indi yani bunlar, fenomen oldu? Ya kardeşim, bu işlerin bir arka planı var. Şunu soruyoruz. Bu paralar nasıl aklandı? Bu paraları Kıbrıs ayağının ayrı, Gürcistan ayağının belki de ayrı incelenmesi gerekiyor. Bu paranın kumar dosyalarıyla ayrı ele alınması gerekiyor. Birlikte ele alınması gerekiyor. Buralarda uzunca süredir bu faaliyetlere kimin yol verdiğine bürokrasi açısından değinmek gerekiyor. Yani bakın Türkiye'de ne oldu? Türkiye'de şu oldu Ali abi. Para aklamak için şirketler kuruluyor. Tamam mı? Ve bu şirketler böyle bir haftada 5 tane falan kuruluyor. Bir kişinin üzerine. Ondan sonra buralardan sahte faturalar falan kesiliyor. Tamam mı? Ortaya büyük paralar çıkıyor. Ahmet Gün'de gördüğümüz gibi. Ve bu iş yıllardır sürüp gidiyor. Üstelik de bu şirketler böyle sokakta parasız pulsuz gariban insanların üzerine yapılıyor. Tamam mı? Ve bu insanlar üzerinden paralar aklanıyor. İstanbul'da kurulan bir şirketin sahibi Urfa'da 18 yaşında bir çocuk çıkıyor. Tamam mı? Trilyonluk paraların döndüğü bir sektörün ve şirketin sahibinin ya da bu paraların geldiği kişinin, tamam mı, Adapazarı'nda yaşayan üzerinde de inanılmaz para olan 19 yaşında bir çocuk olduğu anlaşılıyor. Ve sonuç itibariyle şu söyleniyor: bu ilişkiler ne güzel kardeşim bitsin, Dilan Polat filan, tamam mı, fenomenler A takımı filan, buralarda her gün bunları konuşalım ve bunun arka planına bakmayalım. Magazin boyutunu konuşalım istiyorlar sadece. Gerçek şu ki çok sayılı, yani Türkiye'de bu işin arka planını konuşan gazeteci sayısı da çok sayılı. Hatırlatmaya gerek yok Murat'ı, Timur'u, bunları hatırlatmaya gerek yok İsmail'i. Ama ya sayılı. İki barışı ya sayılı. Tamam mı? Yani bizi buralara hapsetmeyin. Başka bir şey daha söyleyeyim. Böyle abuk subuk şeylerle zaman da kaybettirmeyin. Tamam mı? Zaman kaybettirmeyin. Ya Türkiye'nin meselesi çocukların beslenme çantasına yiyecek konulmaması meselesidir. Ya bırakın da sonuna kadar gidelim. Yani kardeşim, insanların bu kış gününde doğal gaz yakmayıp, soba yakmayıp, üzerlerinde kalın şeylerle, battaniyelerle oturması gibi. Asıl gündem böyle. Evet yani. Bırakın ya, bırakın. Allah aşkına bir bırakın ya. Ya bir salın bizi ya.